Öğrencilerimiz de ödül alıyor. Onlar aldı. Biz onlarla gurur duyuyoruz. Yani ödül onların. Onları burada alkışlıyorum. Gaziantep Üniversitesi Teknofest 2023 yarışmaları kapsamında toplam 10 ödül alarak Gaziantep'i bir kez daha gururlandırdı. Dünyanın en büyük havacılık, uzay ve teknoloji festivali Teknofest'in Ankara etabına katılan Gaziantep Üniversitesi elde ettikleri başarılarla festivale damga vurdu. Ankara'da ilk kez gerçekleştirilen ve 5 gün süren dünyanın en büyük havacılık, uzay ve teknoloji festivali Teknofest, teknoloji yarışmalarında GAYUN takımları toplamda 10 ödül elde etti. GAYUN Teknofest takımlarının başarılarından dolayı mutlu olduklarını belirten Gaziantep Üniversitesi Rektörü Profesör Doktor Özaydın şu şekilde konuştu. Gaziantep Üniversitesi hayalleri gerçeğe dönüştürüyor diye soluğan demeyelim, hem soluğan hem böyle bir motto oluşturduk ve biz bunun peşindeyiz. Tabii bizim arkamızda iyi bir öğrenci kitlesi var. Yani Teknofest bizim yapacağımız iş değil yani. Biz sadece böyle yenilikçi fikirler olan öğrencilerimizi desteklemekle sorumluyuz. Fikri olan öğrencilerimizi bulup çıkartıyoruz. Her türlü maddi desteği veriyoruz. Moral motivasyon desteği veriyoruz. Takım oyunu bu. Onlar olmadan biz başaramayız ki. Örneğin başka kurumlar da girmek istiyor. Bizim en büyük zenginliğimiz iyi öğrencilerimiz var. Yenilikçi ürünler üretiyorlar, fikirleri var. Bizim vazifemiz onlara destek olmak, motive etmek, bir daha söylüyorum. Ve arkalarında güvenle bir rektör yardımcısı, üniversiteyi gördükçe başarıyorlar. Ve daha da başaracağız. 10 tane aldık. Aslında biz geçen sene 11 almıştık galiba hocam. 11'di. Ama 2 birinciliğimiz var. Daha da alabiliriz. Eylül'de de alacağız büyük ihtimalle. Biz öğrencilerimize desteğimizi sürdürmeye devam edeceğiz. Gaziantep bizimle gurur duysun. Biz Gaziantep Üniversitesi olarak hem de Gaziantep kentini temsil ediyoruz. Teknofest'ten sorumlu olan Gaziantep Üniversitesi Rektör Yardımcısı Profesör Doktor Recep Yumrutaş ise şu ifadelere yer verdi. Geçen sene 2022 Teknofest yarışmalarında 11 ödülümüz vardı. Bu yıl ise depreme rağmen, 6 Şubat Kahramanmaraş depremine rağmen biz geri durmadık, yılmadık. Öğrencilerimizi organize ettik. Çalıştılar öğrencilerimiz de gereğini yaptılar. 10 takımımız ödül aldı. 2 birincilik, 2 ikincilik olmak üzere toplamda 10 ödülümüz var. Bu ödüllerin sergilendiği Teknofest Ankara'da bir standımız vardı. Üniversitemizin standı. Bu standımızda bu ürünleri sergiledik, bu projeleri sergiledik. Standımız çok büyük ilgi gördü, alaka gördü. Devletimizin üst düzey bürokratları ziyaret ettiler. Başta Dışişleri Bakanımız Sayın Hakan Fidan ve Teüş Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Selçuk Bayraktar ziyaret ettiler. Araçlarımızı, elektrikli araçlarımızı imzaladılar. Tebrik ettiler. Öğrencilerimize başarılar dilediler. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan birincilik ödülü alan GAYUN Çağdaş Roket Takımı'nın projesinden bahseden Yumrutaş konuşmasına şu şekilde devam etti. Çağdaş Roket Takımımız 4 yıldır hazırlanıyor. 4 yıldır emek veriyorlar. Bu 2023 Teknofest yarışmalarına 1 yıldır hazırlanıyorlar. Kendi özgün geliştirdikleri bir ana kart var. Bu kartı programlanabilir bir kart. Programını da tamamen kendileri yaptılar. Biz üniversite olarak bunların malzeme desteğini, her türlü desteklerini sağladık. Netice olarak çok güzel bir sonuç çıkardılar. Teknofest 2023 yarışmalarında birinci oldular. Roketlerini ben de canlı olarak izledim. Sayın Bakanımız ve Selçuk Bayraktar'la birlikte Aksaray'da atış yapıldı. Roketimiz 6 kilometrenin üzerine çıktı ve her anlık olarak konum bilgisini verdi, görüntü bilgisini verdi, aşağıya taşıdı, aşağı monitöre. 6 kilometreden sonra geri döndüğünde 600 metreye gelince paraşütü açtı, indi. Yani yeryüzüne herhangi bir problem olmadan, parçalarına bir kırılma olmadan sağlam bir şekilde indirdi. Netice olarak 2023 Teknofest yarışmalarında birinci oldular. Ödüllerini ise Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan Ankara'da ödüllerini takdim ettiler. Çok teşekkür ediyorum Cumhurbaşkanımıza ve öğrencilerimize. Büyük bir emeğin neticesiydi. Desteğimiz tüm öğrencilerimize devam edecek. Gaziantep Üniversitesi Elektrik Elektronik Mühendisliğinde doktora öğretim üyesi olarak görev yapan Ali Osman Arslan ise şu şekilde konuştu. 2021'de 4 takım ödül alırken 2022'de 11 takımımız ödül aldı. Bu yılda depreme rağmen yine 10 takımımız ödül alarak döndüler Teknofest'ten. Bu bizi gayet gururlandırdı.
emeklerinin karşılığını gençlerin aldığını düşünüyorum. Gaziantep Üniversitesi doktora öğretim üyesi olarak görev yapan Hakan Tutumlu ise şu ifadelere yer verdi. Hepimizi ayrı ayrı tebrik ediyoruz. Gerçekten çok yoğun bir uğraş, çaba, gayret üzerine bu başarıyı elde etmiş oldular. Elektrikli otonom araçlarda başarılar elde edildi. İnşallah 2024 yarışmalarında ödül sayılarımızı farklı kategorilerde de yenilikçi ve özgün projeler geliştirerek başarımızı da artıracağımızı düşünüyorum.